Hepinize yepyeni, çılgın ve manyak bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün mısır ekimine başladık Allah'a şükür. Gece 12'den beri ekim yapıyoruz. Sabah oldu 8. Yağmurdan önce ekimimizi yapıp bitirmek istiyoruz. Toprağımız çok tavlı. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz. Özdeke'nin altılı havalı mibzeriyle ekim yapıyoruz. Bizimki değil bu. Muhtarın mibzeri. Granül aparatı taktırdık buna. Granülle ekim yapıyoruz. Granül ne diye soranlar olursa da birazdan göstereceğim zaten. Arkasından da çok az bir şey tapan eri benzer denilen tabirde. Onun arkasından da merdanesini çekiyoruz. Toprağı güzelce sıkıştırıyoruz. Güzel doluyor. Şimdi tel getirdim. Kopmuş bir yer vardı. Onu telleyeceğiz. Atımız çok güzel. 16 santim atıyoruz. Dekalbin 69. 69 neydi bu? 69.80. Çizgi yılan. Şimdi ben yapacağım o çizgiyi, dümdüz olacak. Hani. Ha, yılan ye. Yılan diyor. Yılan ye ya. Ya boş laf yapma, dümdüz gör. Oh gibi almışım seni. Konuşacağız, bu kadar yapmışsın yani. Allah razı olsun ya. Bu tel oranın işini görür diye düşünüyorum ama. O tutmuyor Osman amca. Osman amca. O tutmuyor. Peki, sen şunu tutale. Baba. Bir video çekeceğim, tut da. Ya tuttum ben. Tamam. Gübremiz bu arkadaşlar. Dekara 5 kilogram veriyoruz. Kral bu ne şimdi? Mikrogranül. Bunun içinde ne var? Çözeltisi ne? Bu var ya, gübrenin saf hali, saf. Orijinal gübre. Orijinal gübre yok. Şimdi ustamız nasıl bir şey yapmış buraya? Ustamızın bir bilgilerini ver bize. Ustamız Necep Usta yaptı. Necep Usta, evet, Kavakoğlu. Ayarladı ya. Ayarladı. Şuradan bir dişli yapmış kendisine. Bu dişli burayı çeviriyor. Burada ayarları var. Şu anda 5'te kullanıyoruz biz. 5'te 5 kilogram atıyor. Maşallah canavar ayar var. Burada küçük bir tıkamamız olmuş. Şöyle bir açalım orayı. Burası tıkanmış. Burayı temizlememiz lazım. Baba yukarı kaldırsana. Şurayı temizleyeceğim. Şuradan kaldıramıyor mu ya? Bu ayakları kontrol etmek lazım. Yer tavlı olduğu için tıkanma yapabiliyor. İlaçladığımız tohum arkadaşlar. Kauçuyla ilaçlamamızı yapıyoruz. Böceklere karşı, sineklere karşı direncimizi koruyoruz. Üzerinde zaten 80 gün kalıcılık özelliği de var. Şöyle attığı yeri bulabilir miyiz diye bakalım. Tavına bakalım. Tavı zaten belli. Çamurun içine ekiyoruz. Gübreyi de burada görebiliyoruz. Yaklaşık 4-5 parmağa da ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Ama tohumu bulamıyorum ya. Tohumu çok derin atıyor. Ha burada tohum. Tohumu çok güzel yere atıyor. Tam tavda. O yüzden elimizle çıkaramıyoruz. İnşallah üzerine de yağmurumuzu alırız. Allah'ın izniyle. Aldır. Ha ha ha!
terlesen ne oluyordu ki ya? Hani o zaten tutmuyordu. Terleseydin. Eat. Tamam, düzenlemeleri yaptık arkadaşlar. Allah'tan herhangi bir şey olmazsa her şey çok güzel. Tohumu bulduk vallahi. Şimdi burada ya. Tohum zaten çamurun içine sokmuş, görüyorsunuz. Tam şurada bakın. Şu sıklıkla atıyor. Tam şurada. Diğer tohum şurada. Şimdi makine ne kadar iyi onu ölçüyoruz. Tabii onu çıkarmak için biraz tornavida olsaydı daha rahat olabilirdi işimiz. Çok derin ya. Hani tohum için güzel bir derinlik. Bizim çıkarmamız için zor. Çamurdan çıkmıyor ki. Biz hiç dürtelemeyelim. Gayet güzel atıyor işte. Şeppil demeye gerek yok. Şöyle bakalım, babam da çizgisini düzeltmiş mi? Biraz daha düzeltmiş sanki. Video çektiğimi gördükten sonra biraz daha kıvama girmiş. 2 yıl mı oldu ya? 1,5 yıl önce falan işte. Elit yerini hasat ettikten sonra biyogazın atığını kullandık buraya. Biyogazın atığı da fazla asitli olduğu için bu tarlanın ayarlarıyla biraz oynadı. Geçen sene Mısır'da etkisini gösterdi. 1 ton aldık. Normal şartlarda 1,5 ton. 2 tonu zorlayacak senelerimizin olduğu var yani. Rekorumuz 1850 kilo mesela. Hani bizim her zaman hayalimizdir 1802 ton. Hani altını düşünmeyiz. Doğru düzgün hesap yapalım diyorsak 1350-1400 kilo arası yaparız hesabımızı. Hani bir tonlar bizim için, bu bölge için çok kötü yani. Hani Ayrancı köyü Mısır yeri olarak çok güzel bir yer. Amasya Sulava. Ve o ayak değmiyor. Ben o ayağı biraz daha kaydırmam lazım. O ayağı kaydırayım ben biraz daha. Şimdi pensemizi alalım. Şimdi halat kurtarmıyor. Halatı kısa bağladığımız için şimdi ayak değmiyor. Bunu biraz şuraya çektiğimiz zaman fiziğimi kullanarak eşit ağırlıkçıyım ama inşallah olacak. Fizik asla yanılmıyor arkadaşlar. Takip et. Sercanlar otomatik. Selamünaleyküm kral. Videodan sonra çizgiyi biraz daha düzeltmeye başlamışım. Bakacak bir şey yok. Mecbur. Ne oluyor? Yavaşlamışsın geçen senelere göre de. Biraz daha tedbirli, daha düzenli mi oluyoruz? Hayır. 2D. 3C'leri gördüğümü biliyorum ben ya. 12-13 kilometre hızları. Şu an 6 kilometre hızı geçmiyor. En iyisi bu mu? Bu ne yapıyor orada? Devamlı yer yapıyor. Toplayacak hepsini bir araya, yağacak en sonunda mısın? Yanlış yapıyor. Ayarı zaten düzgündü onun. Neyse, Allah rast getirsin. Güzel oluyor. Yağmurları düzenini alırsak çok daha güzel olur. Hava kapalı. Bugün yağmazsa yarın %100 gösteriyor. Hani hava durumu da niye böyle şeyler yapıyor bilmiyorum yani. %99 bu hali de hani bu iPhone'larda var genelde zaten. Normal hava durumunu sunanlarda yok. iPhone'da her zaman kişi oluştur yerinde kişi yarat var. Hava durumunda %100'lük var. Bir hal var yani o iPhone'da.
Şimdi şu tarz çukurlar var arkadaşlar. Hani ister istemez oluyor çok tavla ekimlerde. O çukurları kapatmak maksatlı tapanı çekiyoruz. Tapan da gayet güzel iş görüyor. Polat da babamın peşine niye o kadar çok yanaşıyor onu da bilmiyorum. Ama bizim de hakkımız video çekmek. Hemen önüne giderim, ben onun videosunu çekeyim. Önüne bak lan. İşine bak. Sana bakıyorum ben. İşine bak. Burayı da gömüyor. Vay be, benim ağırlığım o kadar şeyi etkiliyor hem. Mısır'da 2-3 kilogram dekarda diyor. Tohum ekiminde uygulanır diyor. Biz 5 kilogram uyguluyoruz. Elimizi korkak alıştırmıyoruz. Çünkü ilk denememiz ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz. İçindekileri de gösterelim şöyle. Toplam azot %12. Amonyum sülfat %50. Suda çözülebilir fosfor %47,5. Kükürt var %5. Çinko var %2. Güzel bir bileşen var. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Bıçağımızı alıyoruz. Taşıması kolay. Yorulduk ya. Vallahi hava soğuktu. Sabahın ayazı vardı. Şimdi saat 10'a geliyor. Öğlenin sıcağı çok fazla. Kızdırıyor. Akşam yağış gösteriyor çünkü. Saat 1'deydi, 5'e çekti yağışı. Gök gürültülü sağanak yağış gösteriyordu. İşte %100 diyordu. Nereden nereye atladı. O yüzden diyordum. Ne olacağı belli olmaz. Hiçbir zaman %100 demeyeceksin. Allah'ın işine karışmayacaksın. Hayırlısı neyse olsun. Ama şu tarlaya 2-3 parmak güzel bir yağmur yağarsa ben kolay kolay bir daha Mısır'ın susayacağını düşünmüyorum. Yer altındaki suyu çok kaynıyor çünkü. Bol kar aldı. Yağmur aldı. Bu da yalandan yere video çekiyorum diyor. Gazlata duruyor. Ben bittim ama. Dün 12'de kalktım. 24 saattir ayaktayız. Çalışıyoruz. Yeter be. Gece 12'den beri, gece 11'den beri ekim yapıyoruz. 12 saat oldu. Bıktık ya. Daha da ekime devam. Osman amca merdane vuruyordu öbür tarlada. Onun mazotu bitmiş. Falan filan. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.